Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı matematik yazılımız. Burada da size yardımcı olmaya çalışacağım. Çıkabilecek sorular üzerine hepsine mümkün olduğunca gene bütün soru tiplerini yazdım. Sınav ertelendi. Ertelenmiş sınava uygun olarak hepsini yazmaya çalıştım. Bakalım 1. soruyla. Fx birim fonksiyon demiş ve f2x eksi 1 vermiş. Bu şekilde buna göre a artı b artı c nedir? Bu 1. sorunun a seçeneği olmuş olsun. Fx birim fonksiyon ne demekti? Birim fonksiyon deyince ben hep içi dışı bir diyorum ona. Birim fonksiyon fx eşittir x demek. Doğru mu? Birim demek fx eşittir ne olacak? X demek. Kısacası içerisindeki parantez içerisinde ne varsa dışında da aynısı olmak zorunda. İçi dışı bir dediğim şey bu. Birim fonksiyon yani 1'i 1'e götürür, 2'yi 2'ye götürür, 10'u 10'a götürür değil mi? Bütün ama reel sayılar için tanım kümesindeki. Dolayısıyla f2x eksi 1 içerisi 2x eksi 1 olduğuna göre bunun dışının da ne olması lazım? 2x eksi 1 olması lazım. Fx eşittir x ise f2x eşittir 2x'tir. f10x eşittir 10x'tir. f2x eksi 1 eşittir 2x eksi 1'dir. Dolayısıyla şu sağ taraftaki ifadenin 2x eksi 1'e eşit olması için birazdan göreceğiz polinomlarda. Polinom eşitliği yapıyorum. Yani x kareli bir ifade olmayacak burada olmadığına göre. Demek ki x karenin katsayısı ne olmalı? 0. A eksi 1 eşittir 0 ise a kaç? 1. X'in önünde ne var? 2. X'in önünde ne var? İşaretiyle beraber alıyoruz. B eksi 2. Öyleyse B eksi 2'ye 2x olabilmesi için kime eşit olmalı? 2'ye eşit olmalı. Yani B kaçmış? 4'müş. Ve en son sabit terim yani x'siz olan da x'siz olana eşit. X'siz olan ne var burada? İşaretiyle beraber eksi c artı 2 kime eşit olacak? Eksi c artı 2 eşittir. Eksi 1'e eşit olacak. Buradan da c kaç gelir yavrular? 3. Hepsini toplarsam a artı b artı c de kaçmış? 8'miş. Oldukça basit klasik bir soru tipidir bu da. 2. B seçeneğine bakıyoruz. Bu sefer sabit demiş. Sabit fonksiyon ne demekti? Görüntü kümesinde tek bir eleman olacak. Hepsi ona gidiyor. Yani x yerine 0 da yazsan, 1 de yazsan, 2 de yazsan sonuç aynı. Onun için bakın bunu genelde şöyle yapıyorsunuz siz. Ama ben onu değiştireceğim. Biraz daha pratiğini söyleyeceğim. Mesela x yerine ben bir 0 yazarım, bir de 1 yazarım. Dolayısıyla f 0'da f 1'de birbirine eşittir. Ondan sonra f0'ı bulurum, f1'i bulurum, içler dışlar çarpımı yaparım, oradan da a'yı bulurum. Ama bu biraz uzun. Sabit demek x'siz olacak demek arkadaşlar, unutmayın. Eğer bir ifadenin x'siz olması için pay paydayla ne olmalı? Sadeleşmeli. Öyleyse bakın kaç katı gibi duruyor pay paydanın? Sadeleşirse şu sabitleri görmezsek x'ler gider 2 bölü 3 gibi duruyor. Doğru mu? İşte sabit fonksiyonun değeri odur. 2 bölü 3'tür. Kısacası daha pratik olarak x'lerin katsayıları oranı. Yani paydaki x'in katsayısı 2. Payda da kim? 3. Neye eşit olmalı? Sabitlerin oranına eşit olmalı ki pay paydanın bir nesi olmuş olsun? Katı olmuş olsun veya payda payın fark etmiyor. Dolayısıyla x'lerin katsayıları oranı sabitlerin katsayıları oranına ne yaptım? Eşitledim. Eksiler gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2a eşittir 9. A eşittir kaçmış? 9 bölü 2'ymiş. Yani uzun uzun iki tane değer verip de bunları birbirine eşitlemekle uğraşmıyoruz. Birinci sorumuz bu. Geçiyorum. Biliyorsunuz konuda Mart'ın kaçına kadar? 26'sına kadar sorumlusunuz. Fonksiyonlar var. Polinomlar var. Çarpanları ayırma var. İkinci derece denklemler var. İlk önce polinom. Gene mümkün olduğunca bütün soru tiplerini yazabilmek için 3'e böldüm bakın. Birincisi ne demiş? F bileşke G'yi vermiş. F bileşke G ne demekti bir hatırlayalım. Bunun değerini de x'li mx'li değil gx'li vermiş. F bileşke Gx demek f fonksiyonunda x gördüğümüz yere ne yazacaktık? Gx yazacaktık. Yani x'ler artık kalkıyor. X'lerin yerine ne yazıyorum? Gx yazıyorum. Bunu yazmışım ve ne çıkmış? 2 tane gx eksi 1 bölü 3 mü çıkmış? Demek ki aslında şu gx değilmiş, x'miş değil mi? X gördüğüm yere gx yazarsam ben bileşkeyi bulurum. X yerine gx yazılmış hali buysa, yani kısacası başka bir de işte şu gx'leri x yapın diyor. Fx neye eşittir yavrular? 2x eksi 1 bölü 3'tür. Değil mi? X yerine gx yazarsam bileşkeyi bulmuşum. X yerine gx yazmışım. 2gx eksi 1 bölü 3 olmuş. Demek ki fx 2x eksi 1 bölü 3'müş. F ters 1'i soruyor. Bakın f'in tersini bulur 1 yazabiliriz. Ya da sonucu 1'e eşitleyebiliriz. Fark etmiyor. İki türlü de yapabilirim. F1 demek unutmayın. X yerine 1 yaz demek.
F2 demek x yerine 2 yaz demek. Ama f ters 1 demek x yerine kaç yazınca 1 çıkıyor demek. Öyleyse şu ifadeyi neye eşitliyorum? 1'e eşitliyorum f tersi bulmak için. Pratik yapıyorum gene. Tersini alması burada kolay ama ben öyle yapmıyorum. Bazı sorularda zahmetli olabilir. 2x eksi 1 bölü 3 eşittir 1 ise gene içler dışlar çarpımı yaptım. 2x eksi 1 eşittir 3. 2x eşittir 4. X de kaç geldi? 2 geldi. Demek ki x yerine 2 yazınca sonuç kaç çıkacakmış? 1. Yani f2 1 ise f ters 1 de kaçtır yavrular? 2'dir. Geldim yana. Fx üstel fonksiyon 2 üzeri x. Fx eksi 1'in fx türünden eşiti nedir demiş. İlk önce biz bu gibi sorularda şu ifadeyi bir buluyoruz. Fx eksi 1'i nasıl bulurum? Nasıl demin f2'yi nasıl buluyorduk? X yerine 2 yazarak. F3'ü x yerine 3 yazarak. Fx eksi 1'i de x gördüğüm yere ne yazarak? X eksi 1 yazarak buluyorum. Öyleyse x yerine x eksi 1 yazarsam fx eksi 1 eşittir 2 üzeri x eksi 1 geldi. Yalnız ben fx eksi 1'in x türünden eşitini buldum. Benden bu istenmiyor. Fx türünden eşiti isteniyor. Öyleyse ne yapacağım? Yalnız bırakacağım. Bakın üstü sayılar bilgisiyle şunu birazcık düzenliyorum. 2 üzeri x eksi 1 demek 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1 demek. Doğru mu? Bölme durumunda tabanlar aynıysa üsler çıkarılırdı. İşte 2 üzeri x dediğim şey neymiş? Fx'miş. Bunun yerine fx yazarsam fx'in nesi geliyor? Yarısı geliyor. Demek ki fx eksi 1'in tekrar ediyorum bakın şu x türünden eşiti. X yerine x eksi 1 yazarsam x türünden eşitini bulurum. Bana x türünden değil fx türünden eşiti istendiği için 2 üzeri x'i yalnız bırakıyorum. Çünkü yukarıda o verilmiş. 2 üzeri x verilmiş fx türünden. 2 üzeri x gördüğüm yere de fx yazıyorum. Bitti gitti. Evet, birebir ve ortam bir fonksiyonumuz var. Y eşittir fx fonksiyonu ve şöyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre f eksi 1 x nedir? Böyle bir sınav sorusu çıkmıştı yıllar önce. Şimdi biz hatırlayın, böyle bir fonksiyonda bir fonksiyonun tersini bulurken ne yapıyorduk? Verilen ifadeyi y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakıyorduk. En son x yalnız kaldıktan sonra y yerine ne yazıyorduk? X yazıyorduk. O fonksiyonun tersini veriyordu. Bakın fx'lerin hepsi neye eşitmiş zaten? Y'ye eşit. Yani şurası da y, burası da y. Dolayısıyla burada sakın ha içler dışlar çarpımı yapayım. Önce bir y'yi bırakayım. Fx'i bulayım. Ondan sonra da tersini alırım demeyin. Zaten tersini almış bize. Tekrar ediyorum bakın tersini alırken x'i yalnız bırakıyorduk. Y cinsinden buluyorduk. Zaten burada bize vermiş hazır. Ben niye zahmet etme demiş. Ben yaparım onu senin yerine demiş. Yapmış değil mi? Fx'ler y'ymiş. X'in y türünden eşitini vermiş. X'in y türünden eşitini verince biz ne yapıyorduk en son? Y gördüğüm yere x yazarsam tersini buluyordum. Öyleyse f'in tersi eşittir. Sadece y gördüğüm yere x yazıyorum. Yani başka bir şey yapmıyorum. 2x eksi 1 bölü x eksi 3'müş. Kısacası şu verdiği ifade zaten fonksiyonun nesi? Tersi. Fx gördüğüm yerlere x yazarsam 2x eksi 1 bölü x eksi 3 kendisine eşittir. Yani bize kolaylık yapmış aslında. Bir daha fx'i bulmak için içler dışlar çarpımı yaparak uğraşma diyor. Geçtim. Soru 3. Evet, yazılı tipi klasik bir soru. Yani böyle soru genelde gelir. Öğretmenler çok severler, matematikçiler bunları. Her x reel sayısı için fx artı 1. Fx hakkında bir bilgim yok. Fx artı 1 hakkında bir bilgim yok. Ne yapmış? F1'i vermiş. F20'yi bul diyor. Şimdi F1'i verirse x yerine 1 yazarsam bakın. 1 yazdım. F2'yi buldum. Ondan sonra x yerine 2 yazarsam bulduğum F2'yi yerine yazarım. F3'ü bulurum. Onu yerine yazarım F4'ü bulurum ama bunu böyle tek tek yapmak zahmetli. O yüzden hemen indirgeme ile yapıyoruz bunu. Dikkat edin. X yerine kaç yazdım ilk önce? Şu eşitlikte X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Neden X yerine 1 yazarak başlıyorum? Mesela F1'i bulmak için hocam burada X yerine 0 da yazabiliriz diyebilirsiniz. O da şu bakın. X yerine 0 yazarsam burada neyi bulurum? F0'ı bulurum. F1'den yararlanarak bir küçüğüne F0'ı buluyorum. Küçüğünü diyor ama bana küçük değil 20'ye kadar git yukarıya doğru git diyor. O yüzden x yerine 0 yazmayın. X yerine 1 yazarak başlayın ki ilk önce 1 yazarsam bakın burada ne gelecek? F2 eşittir 1 artı F1 geldi doğru mu? F1'den yararlandım F2'yi buldum. Yani F20'ye bir adım daha yaklaştım. Ama tabi saf saf F2'yi bulmuyorum. X yerine 2 yazdım bakın. X yerine 2 yazarsam burada. X yerine her şeyi yazabilirsin diyor çünkü tüm reel sayılar. Ben de yazıyorum. X yerine 2 yazarsam burada ne gelir? F3.
X yerine 2 yazarsam 2 artı F2. Burada F1'i bul. Yerine yaz F2'yi bul. F2'yi yerine yaz F3'ü bul. Böyle yapmıyorum. Bir adım daha yapayım. X eşittir 3 için F4 eşittir 3 artı F3. Bakın bunları ben alt alta yazıp toplayacağım. Arada artı verdiği için. Toplarsam F2'ler F3'ler birbirini götürecek. Öyleyse en son F20'yi bulmak için şurasının 20 olması için X yerine kaç yazmalıyım? 19. X yerine 19 yazarsam F20. Hepsini tek tek bulmuyorum tabii ki. X yerine 19 yazdım. 19 artı ne geldi? F19. Bunları alt alta yavrular hop topladım. Toplarsam eşitliğin farklı iki tarafında kalmış. Aynı olanlar birbirini götürür. F2'ler yallah gider. F3'ler gitti. F4'ler gitti. Sol üst sağ altı götürüyor. Öyleyse sol üst sağ altı. En son kim gidecek? F19 gitti. Solda bir tek ne kaldı? F20. Zaten onu istiyoruz. F20. Söyleyin bana ne var burada? 1'den 19'a kadar olan toplam 1 artı 2 artı nokta nokta 19. F2, F3, F4 bunlar gitti. Bir de ne kaldı? F1 kaldı. F1'imiz kaç? 20. Bunu da getirdim. En son 20'yi yazdım. Demek ki 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamıymış. Bunu da uzun uzun hatırlayın. Parmak hesabıyla yapmıyorduk. Neydi 1'den ne kadar olanlar? Sonuncusu 20 çarpı bir fazlası 21 bölü 2. Yani 210'muş. Anlaşıldı inşallah. Bakın burada da çarpılısını vermiş. Pozitif reel sayılar da tanımlı. Aynı şekilde bunu yapıyorum hemen bakın. Kim isteniyor? F1 verilmiş. F20 isteniyor. F20'ye gideceğim birden yararlanarak. Aynı mantık. X yerine kaç yazarak başladım? 1. X yerine 1 yazdık yavrular. Burası ne geldi? F2 eşittir 1 çarpı F1. Oo çok güzel. F2'yi bulduk hocam. Hayır, yerine yazmıyorum. Devam ediyorum. X yerine 2 verdim. Aynı mantık. F2 yazarsam 3 eşittir 2 çarpı F2. X yerine 3 yazdım. F4 eşittir 3 çarpı F3. En son geldim. En son 20'yi bulmak için X yerine gene kaç yazdım? Aynı mantık. 19. X yerine 19 yazarsam F20 eşittir 19 çarpı F19. Lütfen bunları taraf tarafa toplamayın. Bakın bunları taraf tarafa toplarsam F2'ler gitmez. Çünkü bir tarafta bir tane F2, burada iki F2 var. Bir tanesi kalır. F3'ler gitmez. Burada bir tane var, burada üç tane var. Yani iki tane kalır. Burada aradaki işaret artı olduğu için taraf tarafa ne yaptık? Topladık bunları. Burada ne var arada? Çarpı var. Öyleyse bunları da taraf tarafa ne yapıyorum? Çarpıyorum. Taraf tarafa çarparsam çarpım durumundakiler gider, değil mi? Burası F2 çarpı F3 çarpı F4 çarpı F20'ye kadar geliyor. Buradaki de F1, F2, F3, F19'a kadar olan çarpım var. Bir de 1'den 19'a kadar olan çarpım var. Öyleyse F2'ler birbirini yallah götürdü. F3'ler götürdü. F4'ler götürdü. F5'ler götürdü. En son F19 gitti. Solda gene istediğim ne kaldı? F20 kaldı. Bunları çarpacağım için bu sefer 1'den 19'a kadar olan toplam değil, 1'den 19'a kadar olan ne geldi? Çarpım geldi. Bir de kim var? F1 var. F1 kaç? 20. Getirdim bunun yerine de 20 yazdım. Ve siz artık hepiniz biliyorsunuz ki 1'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımı nedir? 20 faktöriyeldir. Anlaşıldı mı? Ben bunları toplayacağım mı? Ben bunları çarpacağım mı? Nereden bileceğiz? Unutmayın şu aradaki işlem veriyor. Taraf tarafa burada artı olduğu için taraf tarafa toplarsam gider F2'ler. Burada çarpı olduğu için taraf tarafa bunları çarparsam gider, değil mi? F2'ler F3'ler. Dolayısıyla şu bize ipucu veriyor şu aradaki işlem. Lütfen dikkat edin. Böyle bir soru sorarlar genelde. Geçiyorum. Dördüncü sorumuz. Bir polinom sorusu ağalı beyli gene. P2 x artı 3 verilmiş. Px'in katsayılar toplamı 6 ise diyor. Bir polinomun katsayılar toplamı deyince o polinomda x yerine kaç yazılır yavrular? 1. Katsayılar toplamı demek verilen istenilen şu polinomda x gördüğün yere 1 yaz demek. Öyleyse götürüp 1'i yazıyorum. Px'in katsayılar toplamı P1 mi demek yavrular? P1 kaça eşitmiş? 6. Yani şunun matematikçesini yazdım şu cümlenin. Px'in katsayılar toplamı 6 ise demek x yerine 1 yazdım. P1 eşittir 6 demek.
P1 6 ise A kaçtır demekle aynı oldu soru. E ne yapıyorduk? Fonksiyon mantığı gene değil mi? Bakın birbiriyle ne kadar bağlantılı konular. 2x artı 3'ün yani parantez içinin kaç olmasını istiyorum? 1. 2x artı 3'ün 1 olması için x yerine kaç yazmalıyız evlar? Eksi 1. Göremedik mi? Yazın. 2x artı 3'ün kaç olmasını istiyorum? 1 olmasını istiyorum. Öyleyse 2x eşittir. Eksi 2'dir. X kaçtır? Eksi 1. Eksi 1'i götürdüm yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi artı oldu. 2a. Artı bir de 3'ümüz var. Kaça eşitmiş? 6'ya. 2a artı 4 eşittir 6 ise a kaç geliyor buradan? 1. Bitti gitti. Unutmayın bir polinomun katsayılar toplamı demek o polinomda x gördüğünüz yere 1 yazın demek. Geldik B'ye. Bakalım B. B'de biraz değişik bir soru. Bakın Px polinom diyor. Üniversite sınavında böyle bir soru çıkmıştı. Üniversite sınav sorusu ve ondan sonra klasik oldu. Yazılarda çıkar. İlk önce burada ağlı mağlı bir şey var. Px'i bilmiyoruz. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan diyor. Önce bir Px'i bulacağız. Ama Px'ten önce de neyi bulacağız? Buradaki a var. A'yı bulacaksın. Px hakkında bir bilgim olmadığı için polinomlarda bölmede hep kullanılan mantık budur. Kat sayısını Px'in önündeki şu kat sayıyı sıfır yapmaya çalışıyorum yavrular. Neden? Çünkü Px hakkında bir bilgim yok. Bunu sıfır yapayım ki sıfırla neyi çarparsak çarpalım sonuç ne olur? Gider sıfır olur. Öyleyse x eksi 2'yi sıfır yapan değer kaç? 2. Götürdüm x yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazarsak hop şurası komple gitti. Dobrovski. X yerine 2'yi yapıştırdım. 2'nin karesi 4. Eksi 2a artı 6. Eşittir 0 ise bakın bu bana neyi verdi? A'yı verdi. 2a ondan a5 mi? Yani x eksi 2 çarpı önce px'i hala bulamadım bakın. A'yı buldum. A yerine 5 yazıyorum. X kare eksi 5x artı 6 mıymış? Güzel. Şimdi x eksi 2 ile neyi çarparsam x kare eksi 5x artı 6 yapar. A'yı bulduğum için şu polinom belli oldu. Px'i bulabilirim. Şunu hemen çarpanlarına ayırayım. Çarpımları 6, toplamları eksi 5 olan neydi hatırlayın? X eksi 2 çarpı x eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı artı 6. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı da eksi 5'i veriyordu. X eksi 2'ler burada yallah mı? İşte artık Px'i buldum. Px'i bulduysam neymiş Px? X eksi 3. Soru köküne bakıyorum artık. Px cepte. X eksi 2 ile bölümünden kalan. Birinci dereceden bir ifadeye bölümünden kalanı bulmak için ne yapıyorduk? Bunu hemen sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşit dediğim o kökü getirip burada yerine yazıyorum. Dolayısıyla x eksi 2'ye sıfır yapan değer kaç? X eşittir 2 mi? X yerine 2'yi götürür yazarsam şurada P2 bizden istenilen 2 eksi 3 yani kaçmış? Eksi 1'miş. Yani soru tek aşamalı bir soru değil. Dikkat edin. 2-3 aşamalı bir soru. Önce a'yı bul, sonra px'i bul, sonra da px'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı bul. Bunun için de şunu hatırlamanız lazım. Birinci dereceden bir ifade x eksi 2 ile bölümünden kalan demek. Bunu sıfır yapan değer 2'yi getir burada yapıştır. P2 kaçtır demek. Px'i bulduktan sonra x yerine 2'yi yazarsam da P2'yi buluyorum. Anlaşıldı mı yavrucuklar? Bunu da geçiyorum. Geldik 5'e. Px polinom gene. X eksi 2 ile bölümünden kalan 4. X artı 2 ile bölümünden kalan da eksi 8'miş. Px'in 4 eksi x kare ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi ilk önce şunların gene Px hakkında bakın hiçbir bilgim yok. Px kaçıncı dereceden bilmiyorum. Px'i bulma şansım da yok. Dolayısıyla şunların gene ne yapıyorum? Ben ona matematikçe diyorum. Matematikçesini yazıyorum. Demin yaptık da. X eksi 2'yi 0 yapan değer. Yani bunun kökü 2. X yerine 2'yi yazarsam. P2 kaçmış? 4'müş. Bu 1. Şunun matematikçesi bu. Aynı şeyi burada yapıyorum. X artı 2. Bunu 0 yapan değer kaç? Eksi 2. Öyleyse P eksi 2 yazdığım zaman da sonuç kaç çıkıyormuş? Eksi 8. Yani şu cümlenin matematikçesi de şu. Aşağıdaki. Bundan yararlanarak 4 eksi x kareyi bul. Dikkat edin bakın şunların şu x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı x kare eksi 4. Ya bunun aynısı ya zıt işaretlisi ya bir katı gelmek zorunda zaten.
Yoksa size böyle bir soru sorulamaz çünkü PX hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bunlar cepte dursun. Şimdi de şunun matematikçesini yazıyorum. 4 eksi x kare ikinci dereceden şu hop ayırdım şurada. PX polinomu hiç bilmediğim polinom. Kimle bölünmüş? 4 eksi x kare ile bölünmüş. 4 eksi x karenin şunun çarpanları neler yavrucuklar? 2 kare farkı en temel özdeşlik değil mi? 2 eksi x ve 2 artı x. Bununla bölünmüş. Bölüm beni ilgilendirmiyor. Bx gibi bir şey çıkmış. Sadece burada yapacağınız şey kalan. Kalanı siz tahmin edeceksiniz. İkinci dereceden bir polinom. Değil mi? Bölen. Dolayısıyla kalan bundan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. İkinci dereceden küçük ne olur? Birinci dereceden. Öyleyse ne olmalı kalan? Ax artı b olmalı. Yani benden a'yı ve b'yi bulmam isteniyor. Tekrar ediyorum. Px 4 eksi x kare ile bölünmüş. İşte bölünmüş. Bölüm b çıkmış. Artı bir de neyimiz var? Kalan var. Kalanı ben buraya niye a, b, c demedim de ax artı b dedim. Kalan her zaman bölenin derecesinden küçük olmalı. İkinci dereceden bir ifadeden küçük olan ne olur yavrular? Birinci dereceden bir ifade. Birinci dereceden bir ifade tabi burada a sıfırıncı dereceden de olabilir. A sıfır olursa o önemli değil. Birinci dereceden bir ifadeyi de nasıl gösteriyoruz polinomu? Ax artı b'yi. Bunu da yazdıktan sonra hemen hop şu verileri kullanacağım. X yerine P2'yi bulmak için 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdım. P2 kaç? 2 yazarsam burası Dobrovski 0. X yerine 2 yazarsam 2A artı B. O da kaçmış? 4. BX hakkında daha bir önceki soruda yaptık hatırlayın. BX hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Önündeki katsayıları 0 yazıp ondan kurtulmam lazım, değil mi? Zaten onlar da demin dediğim gibi bu değerler gelmek zorunda mı? Zorunda. Yoksa bize böyle bir soru soramaz. Şimdi x yerine kaç yazıyorum şunu kullanmak için? Eksi 2. X yerine eksi 2 yazınca bu sefer de bundan dolayı mı burası Dobrovski? Yallah gitti. Artı x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2a artı b. Bu da kaçmış yavrular? Eksi 8. Bitti gitti mi? Evet hocam bitti gitti tabii. Neden? İki bilinmeyenli iki denklem. Bizden kalan isteniyor. Yani ax artı b isteniyor. A'yı da b'yi de buradan bulabilirim. Taraf tarafa toplarsak bunlar gider. 2b eşittir. Eksi 4'ten. B kaç geliyor? Eksi 2. B yerine eksi 2'yi yazarsam. İster yukarıda yaz ister aşağıda yaz. 2a eksi 2 eşittir 4 ise a kaç geliyor? 6 bölü 2'den 3. A'yı da B'yi de buldum. Hemen kalan da burada yerine yazıyorum. Bunu da yerine yazarsam ne gelecekmiş? Kalan 3x eksi 2'ymiş. Anlaşıldı mı? Polinomların da en güzel yanı bu. Px hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız size verilen bir polinomda söylenene aynen itaat ediyorsunuz yavrucuklar. Verilen bununla bölünden kalan isteniyor. Bununla bölünmüş. Bölüm Bx olmuş. Kalan da Ax artı B diye yazdık. Geçtim gitti. 6. Bakın benzer bir soru. Px. X küp artı 1 ile bölünmüş. Gene Px hakkında bakın hiçbir şey bilmiyorum. Soruyu bir okuyun. Kaçıncı dereceden hiçbir şey belli değil. Bununla bölünmüş ve kalan bu çıkmış. Kalan zaten bundan küçük olacak derecesi. Küçük mü? Evet. Kareli küplü bir şeyden küçük. Px'in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Hiçbir şey bilmiyorsak ne yapıyoruz? İtaat ediyoruz. Verileni hemen matematiksel ifadeye çeviriyorum. Px kimle bölünmüş bebeler? X küp artı 1 ile bölünmüş. Bölüm ne çıkmış? Demin yazdık. Bilmiyoruz. Bx. Bu sefer neyi biliyorum? Kalanı biliyorum. Kalan kimmiş? X kare eksi x artı 1'miş. Verilenin matematikçesini yazdım. Şimdi diyor ki Px'in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden. Hemen siz zaten uyandınız değil mi? Şu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam ben. Çarpanlarından birisi bu mudur? Evet. A küp artı b küpü çarpanlarına ayırıyorduk hatırlayın. X küp artı 1 demek x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Zaten şunun çarpanlarından yani bunun bir tanesi bu olmasa gene bize böyle soru sorulamaz. Ne bileyim ben der geçeriz Px hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için. Dolayısıyla Px bununla bölünmüş. Bölüm Bx çıkmış.
Kalan da x kare eksi x artı. Ama bu ne x kare? Ben bunu direkt yazmışım. Şunu yanlış yazdım. Düzeltin hemen. X kare eksi 4x artı 6 diyor ya. Şurası x kare eksi 4x artı 6 olacak yavrular. X kare eksi 4x artı 6. Ben bunun çarpanı bu oldu diye yanlışlıkla bunu yazmışım buraya, tamam mı? Tekrar alıyorum bakın. X küp artı 1 ile bölünmüş. Bölüm bx çıkmış. Kalan bize vermiş bu. Hem size diyorum itaat edin diye hem kendim yanlış yazdım. X kare eksi 4x artı 6'ymış. Şimdi bu ifadenin kimle bölünmesi isteniyor, kalan isteniyor? X kare eksi x artı 1 ile. Eğer elinizde yavrucuklar bu çarpan varsa, x kare eksi x artı 1 çarpanı varsa, bu çarpanı olan bütün ifadeler bununla tam bölünür. Doğru mu? X artı 1'in ne olduğunun, bx'in ne olduğunun bir önemi yok. Yani ben bu ifadeyi x kare eksi x artı 1'e bölmek istiyorsam, şu sol taraftaki artının solundaki şu ifadenin kalanı ne verecek? 0. Mesela şöyle söyleyeyim size. Elinizde 4x varsa 4 ile tam bölünür. 6x varsa 6 ile tam bölünür, değil mi? 5x varsa 5 ile tam bölünür. Öyleyse x kare eksi x artı 1 çarpı bx varsa bununla tam bölünür. Kalan 0'dır. Yani ben sadece şu kalanın, bunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmalıyım. Öyleyse hazır burada yazmışken ben buna otur böl metodu diyorum. Otur böl metoduyla yapayım. X kare x kare nasıl yapıyorduk? En büyük dereceli terimlere bakıyorduk, değil mi? 1 ile mi çarpmam lazım? Çarptım 1 ile. 1 çarpı x kare eksi 1 çarpı x artı 1. Hepsini tek tek 1 ile çarptım. Bunları da taraf tarafa çıkartacağım. Taraf tarafa çıkartmak ne demek? Eksi, artı, eksi. İşaretlerini değiştir, topla demek. X kareler gider. Eksi 4x artı 1x daha ne yapar? Eksi 3x. 6 eksi 1 kaldı burada. Artı 5. Eksi 3x artı 5 de bölme işlemi bitti. Bakın bunun derecesi 1, bunun derecesi 2. Kalanın derecesi bölenin derecesinden bundan küçük olduğu zaman bölme işlemi bitmiş demektir. Dolayısıyla bu ifadenin px'in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 3x artı 5'miş. Yani dikkat edin, ne yaptık biz aslında? Sadece px ile alakam yok benim. Şunun içerisinde, çünkü bu çarpan zaten olduğu için bununla bölümünden kalanı bulmuş olduk aslında, değil mi? O kadar. Geçtim. Yarıyı geçtik. 7. Çarpanları ayırma. En temel klasik çarpanları ayırma soruları. Bir tane kesir vermiş. Bu kesir sadeleşebilir ise diyor. M'nin ne türünden eşiti nedir? Bakın bununla ilgili size çok kolay, çok pratik bir yol söyleyeceğim size. Basit bir teorem. Polinomda bölme mantığından çıkan bir şey. Yukarıyı al, la çarpanlarını ayır. Bunun içerisinde bir tane x eksi 2 çarpanı olacak. Ondan sonra öbür çarpan ne? 2n carttır curttur. Bunlarla uğraşmak yerine direkt şöyle yapın. Bu sadeleşiyorsa kimle sadeleşecek yavrular? Payda da bir tek ne var? X eksi 2 var. Demek ki bir tek x eksi 2 ile sadeleşecek. Dolayısıyla bunu sıfır yapan değer bunu da sıfır yapmalı. O kadar. Neden? Yukarıda da bir tane x eksi 2 çarpanı olmalı, değil mi? Demek ki x eksi 2, şunu bilmiyorum, hatırlayın. Bilmiyorsak katsayısını sıfır yapmaya çalışıyorum. Bunu sıfır yapan değer kaç? 2. Yani paydanın kökü payın da kökü olmalı yavrular. Onu isterseniz not olarak yazın. Paydayı sıfır yapan x değeri ne yapmak zorunda? Payı da sıfır yapmak zorunda. Payı da daha ayrı yazılır. Sıfır yapar. Öyleyse hemen x eksi 2'yi sıfır yapan değer kaç? 2. 2'yi götürdüm. Yukarıda yerine yazdım. 4 eksi 2 yazarsam 2m artı 2n eşittir 0. Kimi yalnız bırak diyor. M'nin ne türünden eşit? M'yi yalnız bırak. Attım öbür tarafa. 2m eşittir. 2n artı 4 ise 2'ye de böldüm. M eşittir. N artı 2'ymiş. Bitti gitti. Paydanın kökü payın kökü olacak. Finito. Var mı buraya kadar bir sorun? Yoktur inşallah. Siz istediğiniz yerde durdurun videoyu, bakın. Geldik buraya. Bu da klasik bir soru. Bu da üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bu kesir sadeleşebiliyormuş. Sadeleşmiş ve en sade halde buymuş. Yani yukarıda bir tane x eksi 3 çarpanı varmış. Aşağıda da x artı 1 çarpanı varmış. Doğru mu?
Hemen öyleyse bakalım. Ne dedik buraya? Çarpanlarını ayırdım. Bir tane x eksi 3 var. Bir tane bir şey var. Burada ne var? Bir tane x artı 1 var. Bir tane bir şey var. İşte bu bir şey dediklerin birbirinin aynısı olmalı, değil mi yavrucuklar? Aynısı olmalı ki gitsin. Sonuçta bunlar kalsın. E ne onlar da? Hatırlayın, şunları çarpım durumunda yazıyorduk. Eksi 3 ile neyi çarparsam ben artı 6'yı verir. Eksi 2'yi. Demek ki diğer çarpan neymiş? X eksi 2. Aşağıda da aynısı var mı? Var bakın. X artı 1. Biri neyle çarparsam eksi 2'yi verir? Eksi 2. Demek ki yukarısı bu ikisinin çarpımıymış. Bu ikisinin çarpımı ne yapar yavrular? Açarsam x kare tek tek dağıtarak da açabilirsiniz. Eksi 2 ile eksi 3 topladım. Eksi 5x artı 6'ymış. Aşağısı neymiş? X kare eksi x eksi 2'ymiş. Anlaşıldı mı? X eksi 2'ler gitmiş ki bunlar kalmış. E dolayısıyla artık x'in katsayısı ne? Eksi a. Eksi a eksi 5'e eşitmiş. Yani a 5. X'in katsayısı ne? Eksi 1. Eksi b eşittir. Eksi 1 ise b eşittir 1'miş. Yani şu ifadeyi şuna eşitledim. Payı paya, paydayı da payda eşitledim. Bitti. A çarpı b de 5'tir. Bunu da anladınız herhalde. Evet. Gelelim 8. sorumuza. Gene çarpanlara ayırmanın klasik güzel örneklerinden biri. Hocam bu işlemi yapacağız. 4 ekleyeceğiz. Şu çarpmayı yap. Ondan sonra da karekökünü al. Tabii canım, ölme eşeğim ölme. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Hemen pratik bir yol çözüyorum. Bakın. İki tane alternatif var. En klasiği, bunları çarpmayacağınızı en azından bildiğiniz için 1969'a birinden birine x diyerek yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu bir. Ya da ben şöyle yapıyorum. 1969 ile 1973'ün arasındaki fark kaç yavrucuklar? 4. Değil mi? Bunların tam ortasında ne var? 2 bundan yukarıya git. 2 de bundan yukarıya git. Tam ortasında 1971 mi var ortada? Öyleyse 1969 yerine 1971 eksi 2 yazıyorum. Çarpı 1973 yerine de 1971 artı 2 yazıyorum. Bunu nasıl karar verdim? Tekrar anlatıyorum. 1969 ile 1973'ün cuk ortasını buluyorum. Cuk orta dediğimde aritmetik ortalama tabii matematikte. Aradaki fark 4 olduğu için 2 buradan, 2 de buradan yakın olacak. Dolayısıyla buna 2 ekledim ya da bundan 2 çıkarttım, aynısı geldi. Şimdi işte bir x eksi y, bir de x artı y. İki tane ne var? Kare farkı mı var? Bunu böyle yazdıktan sonra soru çocuk oyuncağı mı oldu? Bitti gitti. 2 kare farkı neydi, hatırlatayım size. X kare eksi y kare. X eksi y ile en temel özdeşliğimiz x artı y'ydi. Soldan sağa gittiğim gibi bunu buna eşitleyebildiğim gibi bunu da buna eşitleyebiliyorum. Bir eksili bir artılı varsa birincinin karesi eksi ikincinin karesi diye yazıyorum. Dolayısıyla sadece şurası, bakın, dördü görmeyin. 1971'in karesi eksi 2'nin karesi midir? X kare eksi y kare. Şimdi yanında ne var? Artı 4 var. Eksi 4 artı 4 gitti mi? Yes. 1971'in karesinin karekökü de ne yapar? 1971 yapar. Uzun uzun bunları tabii ki çarpacak halimiz yok. Bir diğer soru. Bakın, bu soru da üniversite sınav sorusu çıkmış. Sadece sayılarını değiştirdim ben. Bu da öğretmenler tarafından çok sevilen bir soru. Çok pratik bir çözümü var ama yazılı için tabii, o pratik çözümü size test tekniği olarak söyleyebilirim ama yazılı için pek de kabul edileceğini zannetmiyorum. O yüzden uzun uzun çözüyorum. Bakın. A eksi B var. B eksi C var. Şu eksi 2 B kareyi parçalıyorum. A kare dursun. Eksi 2 B kare yerine. Eksi B kare eksi B kare diye yazabilir miyim? Yani şunu eksi B kare eksi B kare dedim. Birini A karenin yanına attım. Birini de C karenin yanına attım. Sonuçta bunu toplarsak yukarıdakinin aynısı verilir. Bir şey olmaz. Amacım ne? İki kare farkından yararlanmak. Hadi yararlanalım. 2 kare farkı, aha da şurada duruyor işte. Ne bu? A eksi B çarpı A artı B. Aha da şu ne? C eksi B çarpı C artı B. Evet çocuklar, bize verilenleri yazıyorum bakayım. A eksi B kaçmış? 4. Burası 4.
B eksi C 4 demiş. Burada da tam tersi var. C eksi B. Yani bu da ne? Eksi 4. Doğru mu? Tek tek dağıtırsam 4 ile A artı B'yi çarpıyorum. 4A artı 4B mi? Eksiği de dağıttım galiba. Dağıtarak yazıyorum. Eksi 4C eksi 4B mi? 4B'ler yallah. Ne kaldı? 4A eksi 4C. Yani 4 parantezinde A eksi C. Eğer bunu burada böyle bırakırsanız yazılıda bu sorudan alacağınız not dana gözü. 0. Çünkü A eksi C'yi de bulabiliyorum. Bakın şunları yan yana yazayım alt alta. A eksi B kaça eşitti? Şurada dursun. 4. B eksi C kaça eşitti? 4. Ben bunları taraf tarafa toplarsam eksi B ile artı B gider mi? A eksi C işte istenilen değer bulunur mu? 4 artı 4 8. Hop götür yerine yaz. 4 çarpı 8 de kaçmış? 32'ymiş. Anlaşıldı mı? Yazılı tipi. Tabi yazılıda ispat isteyecekleri için bu. Ama aklınızda bulunsun. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu soruyu normalde böyle çözmüyorum. Çünkü burada A, B, C 3 tane bilinmeyen ve 2 tane denklem var. Dolayısıyla ben A'yı da B'yi de C'yi de teker teker bulma şansım yok. Sabit değil bakın dikkat edin. A eksi C'yi bulduk. A'yı C'yi tek tek bulmadık hiçbirini. Öyse ben de kafama göre değer vereyim tamam mı? Ya da en azından sağlamasını öyle yapabilirsiniz tamam mı? B ortak olan B. B'ye 0 ver. B'ye 0 verirsem ben. Hop burası 0'sa A kaç olur? 4. B'ye 0 verirsem C kaç olur? Eksi 4. İşte bu değerler sabit değerler değil ama şu işlemin sonucu için sabit yapar. Sonucu sabittir bu işlemin. A, B, C sabit olmasa da. Bunları getir yerine yaz. B yerine 0 yazdım gitti. A yerine 4 yazdım 16. C yerine eksi 4 yazdım 16. 16, 16 daha. Şurası da 0. 32 aynı sonucu buluruz. Tabii bunu yazılıda böyle yaparsanız onda da alacağınız tek şey dana gözü yavrucuklar. Geçiyorum. 9. Evet. Denklemler son konumuz değil mi? Onlarda da denklem kök katsayı ilişkileri Mart'a kadar olanlar içerisinde onlar da var. Denklemin bir kökü bir ise diğeri nedir demiş. Klasik ilkokuldan beri bildiğimiz bir şey var. Denklemin bir kökü bir ise demek bir denklemi sağlar. Yani kök denklemi sağlar. Öyleyse biri götürüp denklemde x gördüğüm yere yazıyorum ve önce m'i buluyorum. X yerine 1'i yazalım hadi. 1. X yerine 1 yazarsam eksiyi dağıttım. Eksi m eksi 1 orayı direkt yazdım. Eksi m artı 3 eşittir ne geldi yavrucuklar? 0. Kökü 1'i yerine yazdım. Ve şunlar hop gitti. M eşittir kaç geldi? 3 bölü 2 geldi. Ama bizden m'i istemiyor. Diğer kökü istiyor. Öyleyse m yerine 3 bölü 2'yi yazıyorum. Denklem. Hani polinom sorusunda da yapmıştık ya. Önce a'yı bulup yerine yazmıştık. 3 bölü 2 bir daha 5 bölü 2. 5x bölü 2. 3 bölü 2. Yani şurası 3 eksi 3 bölü 2. O da ne yapar? 3 bölü 2 mi yapar? Eşittir 0. Bundan sonra ister kökler toplamından git, ister kökler çarpımından git, ister çarpanlara ayırmadan git. Hepsi olabilir. Ben bunu 2 ile çarpayım, ondan sonra çarpanlara ayırayım diye uğraşmıyorum. Hatırlayın, ikinci derece bir denklemde x1 ile x2 yani bu denklemin kökler çarpımı c bölü a'ydı. Birazdan bununla ilgili de sorular çözeceğiz, değil mi? Öyleyse C kaç burada? 3 bölü 2. A kaç? 1. 3 bölü 2'yi 1'e bölersek bu işlemin sonucu kaçmış? 3 bölü 2'ymiş. Yavrular bize bir kökü vermiş zaten. 1. Bunlardan bir tanesi 1. Öyleyse 1 çarpı x2 3 bölü 2 ise öbür kök neymiş? Onu istiyor zaten. 3 bölü 2'ymiş. Kökler çarpımından gittim ben. Kökün 1'i 1 olduğu için hani etkisiz eleman daha kolay olur diye. Kökler toplamı da 5 bölü 2 oradan da yapsak olur mu? Olur. Kökler toplamı 2,5. Kökün bir tanesi 1. 1 giderse 1,5 kalır. Anlaşıldı mı? Yani kök bu diyorsa götürüp yerine yazacağız o kadar. Aynı nerede olduğu gibi burada olduğu gibi. Denklemin bir kökü x eşittir a'ymış. Öyleyse x eşittir a denklemi sağlar. Ama burada a'yı bulma şansım yok. İlk önce bakın şuna bakalım. Bu ikinci derece denklem. İlk önce şunu düzenleyelim.
Parantez içleri dikkat ettiyseniz bakın birbirinin aynısı arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikinci dereceye indirgenebilen hani denklem diyorduk bunlara. Önce x eksi 1 bölü x'e ben bir t diyeyim. En son şunu kullanayım, a demeyi kullanayım. Buna t dersen burası ne olur? T kare. Eksi 6 çarpı t artı 9 eşittir 0. Yani bu bir tam kare miymiş? Evet. Burası t eksi 3'ün karesi değil mi? T eksi 3'ün karesi eşittir 0 ise t eksi 3'ün kendisi 0'dır. Buradan da t kaçtır? 3'tür. T'yi tabi biz uydurduk kafamızdan. Neye t dedik? Buna t dedik. Öyleyse x eksi 1 bölü x kaçmış? 3'müş. Bu cepte mi? Şimdi artık kök x eşittir a diyor. X eşittir a denklemi hop sağlar. Yani x eksi 1 bölü x 3 ise a eksi 1 bölü a da 3'e eşit. Doğru mu? Bizden istenilen de a kare artı 1 bölü a kare. A kare bunun karesi. 1 bölü a kare de bunun karesi. Yani her iki tarafında nesini almalıyız? Karesini. Öyleyse her iki tarafında karesini alıyorum. Tek tek açıyorum. Birincinin karesi a kare. İkincinin karesi 1 bölü a kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Burada a ile 1 bölü a gidiyor değil mi? 3'ün karesi de kaç? 9. Hop hop gitti. Burada ne kaldı? Eksi 2 çarpı 1 eksi 2. Yani o eksi 2'yi de öbür tarafa atarsak ne oluyor? Artı 1 2 olarak geçiyor. 9 2 daha 11. Demek ki a kare artı 1 bölü a kare neymiş? 11'miş. Bunu da geçiyorum. İkinci derece denklemler. Kök diyorsa götür yerine yaz. Ha kök mök bilmiyorsak. Delta ile falan da uğraşmayacaksak. Kökler x1 ve x2 diyor. Bakın a, b, c köklerin terslerinin toplamı, karelerinin toplamı, küplerin toplamı yavrular. Şimdi buna da dikkat edin. Teker teker çözüyorum. Burada tutup da çarpanlara ayırarak kök bulabiliyorsanız bulun. Ama çarpanlarına ayırarak kök bulamıyorsanız veya kök güzel bir şey de gelmiyor olabilir. Yani delta'dan değil mi? Abidik gubidik kök de geliyor olabilir. O yüzden kökler x1 ve x2 şu lafı duyduğunuz zaman kökler toplamı ve kökler çarpımı ile çözülemeyecek soru yoktur. İkinci derece denklemin ben onu şuraya bir yazayım. Kökler toplamı x1 artı x2 neydi? Demin çarpımı yazdık. Eksi b bölü a. Kökler çarpımı da nedir? X1 çarpı X2 C bölü A. Bununla çözülemeyecek hiçbir soru yok yavrular. Bunu payda eşitliyorum. Kökü bulup da buraya yazacak halim yok. Bunu X2 ile bunu X1 ile genişletirsem yukarısı X2 artı X1 aşağısı da X2 çarpı X1 mi geliyor? Yani kökler toplamını kökler çarpımına böl diyor. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan kaç geliyor yavrular? Eksi eksi 4. Bölü 1. 4. Kökler çarpımı da C bölü A. C dediğim eksi 6 işaretleri unutmayın. Eksi 6. Yani eksi 2 bölü 3'müş. Tamam mıdır? Kökleri tekrar ediyorum. X1 ve X2 lafını görünce hemen aklınıza şunlar gelsin. Eksi B bölü A ve C bölü A'dan çözülemeyecek soru yok. Gelelim çarpanlara ayırmayla birleştirilmiş bir soru. Köklerin kareleri toplamı soruluyor. Kökleri tek tek bilmemize gerek var mı arkadaşlar? Hayır. Çarpanları ayırmada en temel özdeşlik hatırlıyor musunuz? X1 kare artı X2 kare. X1 artı X2'nin parantez karesi. Eksi 2 X1 X2 idi. Yani o çarpanları ayırmadaki özdeşlikler, formüller bunları da unutmayacaksınız. Bakın onu da şuraya yazayım. X kare artı Y kare dediğim şey. X artı Y'nin karesi. Eksi 2 x y'ydi. Öyleyse kökler toplamını demin bulduk zaten. Eksi b bölü a'dan 4. 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı. Kökler çarpımını da bulmuştuk zaten c bölü a'dan. Eksi 6. Burada bir de eksi var. 16 artı. Eksi eksi artı yaptı çünkü. 12 eşittir 28'miş. Geldim C'ye. Küpler toplamı. Küpler toplamıyla ilgili de bir formül var aynı şunun gibi. Hatırlıyor musunuz afacanlar? X küp artı Y küp. Önce burası artı olduğu için artıyla başlıyorum X artı Y.
Sonrası da x kare. Burası artıysa burası eksi. X'ye artı y kare. Öyleyse şunu düzenledim. X yerine x1 gelmiş. Y yerine de x2 gelmiş. Yani x1 artı x2 çarpı birincinin karesi x1 kare. Birinci ile ikincinin çarpımı ama eksi var. X1 çarpı x2 artı ikincinin karesi yani x2'nin karesi miymiş? Kökler toplamı deminden beri yapıyoruz zaten 4. Şimdi şurada bakın köklerin kareleri toplamı var. Bakın şunu şöyle alırsam. Köklerin kareleri toplamını demin bulduk mu? Onu bir daha bulacak halim yok herhalde, değil mi? X1 kare artı x2 kare var. Onu kaç bulduk demin? 28 bulduk. Öyleyse şu parantez içi 28 eksi x1 çarpı x2 geliyor. X1 çarpı x2 de eksi 6'ydı. Oldu mu? Oldu. Öyleyse 4 ile kaçı çarpıyor? 34'ü çarpıyor. 4 ile 34'ü çarparsak 4 kere 4 16, 4 kere 3 12, bir daha 13, 136'ymış. Bu da bitti gitti. Çarpanlara ayırma. İkinci derece denklemler. Ondan sonra polinom. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Birbirinden farklı şeyler değil. Dikkat edin ona yavrular. Ve bu da normalde 10 soru olur. Ama bu da bonus sorusu. Yani karmaşık sayıları söylemeden geçemeyeceğiz. Dediğim gibi bütün soru tiplerinden çözmeye çalışıyorum. Karesi eksi 1 olan sayıydı hatırlayın. Z eşittir x artı iy dediğimiz sayılar karmaşık sayılardı ya da kompleks sayılar. İ'nin kuvvetleri de i kare eşittir eksi 1'den yola çıkarak hepsini bulabiliyorduk. İ üzeri 1 bakalım. Ney? Tek tek yazıyorum. İ. Bu da klasik bir soru. İ kare yerine ne yazdık? Eksi 1. İ küp dediğim şey i kare ile i'nin çarpımı mı? Eksi 1 ile i'nin çarpımı eksi i. Burada ne var? Bir de i üzeri 4 var. İ kare eksi 1 ise eksi 1'in karesi ya da eksi 1 çarpı eksi 1. Bu da ne yaptı? Artı 1 yaptı. Bakın ardışık i'nin 4 kuvveti daima birbirini götürür arkadaşlar. İ üzeri 5, 6, 7, 8 fark etmez hangi sıradan başladı. Ardışık kuvvetler 4 tanesi birbirini götürür. Neden? Artı i, eksi i'yi götürür. Eksi 1, artı 1'i götürür. Dolayısıyla her dörtlü grubun sonucu ne olacak? Sıfır olacak. Değil mi yavrular? Dörtlü grup birbirini götürüyor. Ama arka arkaya dörtlü. Hani şöyle değil. İ kare, i üzeri 5 falan gibi kuvvetler ikişer ikişer, üçer üçer falan giderse öyle bir şey yok. Birer birer gidecek ardışık 1, 2, 3, 4. Her dörtlü grup toplamı sıfır birbirini götürür. Öyleyse hop bu gitti sıfır. Bundan sonrası sıfır. Bundan sonrası sıfır. Nereye kadar? Dikkat edin en son kim gidiyor? 4'ün katı olan gidiyor. Doğru mu? Öyleyse 105'ten önce 4'ün katı olan ne var? 104 mü var? Yani 104'e kadar olanlar birbirini ne yapacak? Götürecek. Garibin bir tane i üzeri 105 en sonda kalacak. Doğru mu? Dörtlü gruplar birbirini götürüyor ama kuvvetlere dikkat edin. En son giden 4'ün katı. Öyleyse 105'ten küçük olan en son ne var? i üzeri 104 var. Bunlar götürdü. i üzeri 105. Yani 105'in de 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için neye eşit olacak? i üzeri 105 ya da i üzeri 1'e eşit olacak. Anlaşıldı mı? Bunu da hemen eliyorum, geçiyorum diğer soruya. Bu da son sorumuz artık. Z eşittir x artı iy'ymiş. Zaten hiçbir şey söylemese bile z karmaşık sayı dese bile bunu biz kendimiz yazmalıyız yavrular. Öyleyse ne yapıyorum? Getiriyorum z yerine x artı iy'ye. Üşenmeden yazın. 2 tane x artı iy'ye artı i çarpı z eşlenik, değil mi? Şu eşlenikti. Z x artı iy ise z eşlenik dediğimiz şey neydi? X eksi i'ye sadece sanal kısmın işareti değiştiriyordu hatırlarsanız. X aynen kalıyor. Y'nin katsayısı artı ise eksi, eksi ise artı oluyordu eşlenikte. Öyleyse bunu da getirdim. Ne yazdım? X eksi i'ye. Bunlar çarpılmış ve işlemin sonucu 8 artı 6 i mi çıkmış? Tek tek çarptım. Üşenmeyin siz de bunları çarpın. 2x 2 i'ye artı ix eksi açık açık yazıyorum bakın. İ ile i'yi çarparsam i kare ama artı ile eksi eksi oldu y. Bu işlem yapılmış ve 8 artı 6 i'ye eşit gelmiş. Şimdi i kare eksi 1 olduğu için başında da eksi olduğu için burası artı y mi yaptı?
İyisiz olanları yan yana yazıyorum. İyisiz olan demek ne demek? Reel kısım demek. İyililerde iyi parantezini alıyorum. Bakın burada iyisiz olan 2x var, bir de y var. Bunları yazdım. Artı y oldu, şey eksi gitti. Bunlar da iyi parantezinde neye eşit olacak? 2y artı x'e mi eşit olacak? Eşitmiş. 8 artı 6y. Bu soruda da her bir şey var. Şimdi karmaşık sayıların eşitliğine geldik. Reel kısım, iyisiz kısım reel kısma eşit. 2x artı y kaçmış yavrular? 8. İ'nin katsayısı i'nin katsayısına eşit. Yani onu da şöyle yuvarlak içerisinde alayım. Bunlar da birbirine eşit. 2y artı x de kaça eşitmiş? 6. Buradan x ve y'de iki bilinmeyen denklem bulunabilir mi? Bulunabiliyor, değil mi? Hemen söyleyin bakalım ne yapacağız bunları. Değerler de güzel geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Y'leri yok edeyim. Y'leri yok etmek için yukarıyı eksi 2 ile mi çarptım? Eksi 2 ile çarpar toplarsam bakın. Eksi 4x. 1x daha eksi 3x. Eksi 2'ye artı 2'ye gitti. Eksi 16. Artı 6 daha eksi 10. Demek ki x kaç geliyormuş? 10 bölü 3 geliyormuş. X yerine 10 bölü 3'ü ister aşağıda yaz ister yukarıda yaz, y'yi bul. Hemen şurada yazalım bakalım. Onu şuraya yazayım. 2'ye x'i öbür tarafa atarsam 6 eksi 10 bölü 3. Yani 2'ye eşittir kaç geliyormuş? 18, 10 çıkarsa 8 bölü 3 mü geliyor? 18, 10 çıktı. 8 bölü 3. 2'ye de bölersek y eşittir 4 bölü 3'müş. Demek ki x'i de bulduk yavrular, y'yi de bulduk. Bunları götürür yerine yazarsam z neye eşit oluyormuş? 10 bölü 3 artı 4 i bölü 3'müş. 10 bölü 3 artı 4 i bölü 3. Bu da bitti gitti. Kesirli geliyor ama hiç önemli değil. Evet arkadaşlar, yazılı sorularımız bu kadar. Elimden geldiği kadar bütün soru tiplerini çözmeye çalıştım. Siz de bol bol tekrarınızı yapın. Sınavdan da inşallah iyi bir not alırsınız. Tabii ki 100 en iyisi unutmayın. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar.